Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, Rabbim beni cennete götürdü demişti rüyamda. Bir yeşil arazideyiz, sabah namazından sonra peygamberimiz yatmazdı. Allah Resulü iki rikat işrak namazı kılmak için, kerahat çıkana kadar mescitte beklerdi. Bu sünnettir. Yapabilenler bunu yapsınlar. Hele Ramazan'da çok daha kolay. Kardeşlerim, tabi Peygamberimiz Aleyhisselam çalışanlar hafta sonu en azından 2-3 gün yapsınlar. Kardeşlerim, Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatu Vesselam böyle hafif, böyle yokuş, hafif, tatlı bir meyil. Sonra cennetin yeşil yamaçlarına çise deriz biz, çiğ düşmüş, ince yaşlıklar var. Cebrail aleyhisselamla yürüyoruz diyor. Hışır 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 ses çıkıyor. Ama önümüzde biri var diyor. Arkası dönük göremiyoruz. Bizim önümüzde yürüyen kim acaba dedik? Ben biraz hızlandım o da hızlandı. Ben yavaşladım o da yavaşladı. Ben koşmaya başladım onu o da önümüzde koşmaya başladı. Bir türlü yetişemedik. Resulullah'ı dinleyen ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'de sabah namazını kılmışlar. Ya Resulallah dediler, senin cennette önünde yürüyen kim ki dediler. Yani bir peygamber midir ya Resulallah? Adem aleyhisselam mıdır? İbrahim peygamber midir? Hazreti Nuh aleyhisselam mıdır acaba? Önünde yürüyenler kimdi ya Resulallah deyince, ben de sordum dedi Resulullah. Cebrail'e sordum, kardeşim Cebrail, şu önümüzde giden, bir türlü yüzünü bize göstermeyen onu görmek için koştuğumuzda o da koşan ve bir türlü yakalayamadığımız şu önümüzde 3-5 metre önde yürüyen bu kimdir ey Cebrail dedim. Cebrail bana dedi ki o senin mescidinde müezzin Bilal Habeşidir dedi. Bilal Habeşi namazda camide Peygamberimiz rüyasını anlatıyor. Hazreti Peygamber bunu söyleyince mescitte Bilal, ayağa kalktı Hazreti Bilal. Önümde yürüyen meğer Bilal'miş dedi. Hazreti Bilal Habeşi ayağa kalktı. Anam babam kurban olsun ya Resulallah. Ben cennette senin önüne geçip senin önünde yürüyecek kadar böyle yani yanlış iş mi yaptım? Sana karşı saygısızlık mı ettim ya Resulallah deyince yok Bilal dedi. Öyle değil dedi her peygamberin cennette yolunu açan bir refiki olacak. Cennette her peygamberin yolunu açan bir refik olacak. Sen de benim Allah tarafından cennette yolumu açan refikimsin, arkadaşımsın dedi. Peygamberin yolunu açan, ömründe cebinde on lira bulamamış beş parasız fakir, Afrika'nın kapkara çocuğu zenci Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam gördüğünüz gibi cennette yolunu açan Hazreti Ali Efendimiz değil. Hazreti Ömer Efendimiz değil. Emmisinin oğlu, dayısının oğlu değil. Hısımı akrabası, oğlu kızı, damadı gelini değil. Peygamber cennette yolda yürüyecek Peygambere cennette yol gösterecek adam, Afrika'da beş parasız bir gariban gelmiş Resulullah'ın elini tutmuş. O eli ölene kadar bırakmamış. Şimdi bir film yüzünden kaç namazı bıraktık biz? Bir maç yüzünden, bir dünyalık iş yüzünden kaç ibadetin kafasını koparı battık? Aziz kardeşlerim, cennet seni beni bekliyor. Cennet sana bana yaklaşmak istiyor. Ramazan'dır işte bu mevsimler. Bakınız notlarımda var. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki cennette insanın derecesi artar mı? Evet, artar dedi Resulullah. Oğlu, evladı, çocuğu mesela küçükken çocuğunuzu camiye götürüyorsunuz. Biliyor musunuz? O çocukların sevapları anne babasının. Ama çocukların günahı yok. Bak bak Allah bize ne kadar iyilik etmek istiyor. Allah bizi kurtarmak istiyor. Çocuğunuzu 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında camiye götürdünüz. 9 yaşında çocuğunuz daha buluğa ermemiş. Oruç tutturdunuz. Çocuğun orucu nasıl biliyor musun? Meleklerin orucu. Meleklerin orucu günahsız ya. Bizim oruç biraz aksayabilir. Bizim orucun tek gözü görmeyebilir. Ama çocukların ki öyle değil. Senin benim orucumdan çok daha güzel. Çocuklar oruç tutarlarsa çocukların oruçlarını satın alın. Size tavsiye ediyorum. Baktın 9-10 yaşında bir çocuk oruçlu. Orucunu bana sat deyin. Verin bir 50 TL, verin bir 100 TL. Neyse gücüne kadar. Sende de para yoktur. 10 TL ver. Orucunu bana sat yavrum de. O çocuk da sevinsin, mutlu olsun. Daha çok oruç tutmayı teşvik etmiş olsun. Hem de Allah o çocuğun sevabından sana versin. Derece artar. Çocukların, evlatların ister büyük olsun, ister küçük olsun yaptığı sevaplar, ibadetler, güzel işler, güzel ahlak bir hayvana, bir balığa yem atsa, bir muhabbet kuşunun suyunu değiştirse, hayvancağız pislenmiş, yere inemiyor. Ortalık pis. Öyle kibar ki o hayvanlar maşallah. Altını temizlese, yeni gazeteler serse, bunların hepsi sevap. Bir insanın karnını doyursa, bunların hepsi sevap. Dereceler artıyor böylece.